bu sizin kız kardeşinizin belinde bir rahatsızlık var mı? Evet, bel fıtığı var ablamın. Öyle mi? Evet. Bak şimdi bir telefon bağlayacağım ama hemen heyecanlanmayın. Bak şimdi istemem heyecanlan. Biraz sakin gitmek lazım ama bu telefonu da bir almak istiyorum. Çünkü adını soyadını da veriyor. Pınar Kutşen. Bir sakin olun. Pınar Hanım günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Ya bu televizyonda işte gördüm ablayı da ben onu çok net hatırlıyorum. Yani hiç böyle suratı yabancı gelmedi. Gazi Osman Paşa Havuzbaşı Caddesi'nde bir park var. Hı hı. Ben çocuğu okula bıraktım sabah. Dönerken bebeğimle dinleniyordum parkta her zaman. Orada tek oturuyordu. Ben onun yanına oturdum. Diğer banklarda erkekler vardı. Ondan sonra işte merhaba falan öyle ayaküstü konuşuluyor ya oturduğun yerde birisiyle. Ama böyle şeydi kadın hani sabah böyle erken yola gelir, yola çıkarsın da böyle bir çaresiz oturursun. Böyle bir yorgun, bir şeylik. Öyle bir hava vardı. İçer mi? Ben verdim, konuştuk. Dedim ki abla sen nerede oturuyorsun? Hani ben burada oturuyorum, sen nerede oturuyorsun dedim. Bana dedi ki ben buraya yeni geldim. Ben Tekirdağ'da oturuyordum dedi ama eşimle problemlerinden dolayı ben buraya yerleştim. Allah Allah dedim hani ev tuttun mu, işte var mı? Yok dedi. Bir arkadaşımın yanındayım. Çocuklarımı da alacağım. İşte çocuklarım da var. 3 mü 4 mü öyle bir şey dedi. Ondan sonra belim ağrıyor biraz. Rahatsızım o yüzden oturdum dinleniyorum dedi. Yani hatırlıyorum 10 gün olmadı herhalde. Peki ismini ben nasıl söyledi ismini? İsmini sordum biraz durdu. Hemen pat diye cevap vermedi. Sema dedi bana. İnşallah. Sizinle bir takım problemleri var mıydı? Ya kafasında takıntıları olduğu için herkese yani problem sanıyordu. İnşallah odur. Gazi Osman Paşa'da gördüğünüzü söylüyorsunuz. İnşallah bulunduğunuz yerde bir güvenlik kamerası falan vardır. Oradan 10 gün olduğuna göre kontrol edelim. Gazi Osman Paşa bildiği bir yer mi? Hayır, hiçbir yere gitmez tek başına Müge Hanım. Ama ben şu Pınar Hanım'a teşekkür ediyorum şimdi. Hem Tekirdağ diyor. Evet, hem adını diyor. Sema diyor. 3-4 tane çocuk yani hatırlamıyorum onu diyor. Adını da Sema diyor. Allah razı olsun. Hani kaç kişi olabilir ki böyle onu da bilemiyorum tabii. Görünümü de biraz öyle mi? Sıkıntılı. Bir dakika bir izleyicimiz, bir izleyicimiz daha arıyormuş yine Gazi Osman Paşa. Allah Allah. Rabia Avcı, Rabia Hanım günaydın. Alo. Hadi Allah'ım ya. Şimdi biraz daha ümitlendim. Rabia Hanım. Şöyle anlatayım Müge Hanım. Ben dün kızımla okul çıkışını aldım. Paten sürmeye götürdüm Gazi Osman Paşa'ya. Sonra kızım acıktım dedi. Orada bir dönerci var. Cadde zaten bilindik bir cadde. Dönerciye götürdüm kızımı. Orada yerken yanımda iki tane beyefendi oturuyordu. Bu bayan geldi böyle pembe cekette. Böyle pembe bir etek var ama değişik bir giyin. Mendil satıyordu. Yani %80 diyebilirim çok benziyor. Bu resmi daha çok benziyor. Hangi resmi daha çok benziyor? Beyefendilere şey dedi, mendil alır mısınız dedi. Önce yok dediler. Sonra ne kadar dediler, gönlünüzden ne kopardı dedi. Adamlar çıkardı, 2 lira verdiler. Mendil almadılar. Sonra kadın giderken şey dedi, döndü. Tam önümde yani yaşandı bu yan yana masalar. Gözleriniz çok güzelmiş dedi adamlara. Adamlar da dedi ki maşallah deseydi mi nazar değmeseydi dedi güldüler. Bu benim dikkatimi çekti. O yüzden çok dikkatli baktım. Zaten o yüzden aklınızda kaldı. Evet o yüzden aklımda kaldı. Hatta kızım da gördü ben de. Giderken de dedim Allah Allah dedim hani niye böyle dedi acaba adamlar. Adamlar da güldüler falan o dikkatimi çekti. Şimdi görünce bir bakılsın dedim hani o dönercinin ismini ben verdim arkadaşlara. Oradaki kameralara bir bakılsın derim ben. Ya çok İnşallah teşekkür ediyorum. Peki Allah diğer hanımefendiyle sizin gördüğünüz yer yakın mı bir yere? Yani Pınar Hanım'la sizin gördüğünüz Gazi Osman Paşa bilmiyorum çünkü çok. O parkla. Gazi Osman Paşa'da dükkanlar var. Meşhur bir yürüme caddesi var orada yürüme yolu. Yok Pınar'cığım hani bir park söylemiştin sen. Hangi parktı? Pınar Hanım hatta değil mi? Hattayım ben. He hangi parkta sizin gördüğünüz? Havuzbaşı Caddesi'nin Atilla Baykal Ortaokulu var. Onun yanında zaten park. Rabia Hanım sizinki yakın mı oralara? Benimki yakın şöyle yakın. Arasında bir 300-400 metre kadar var. Pembe giyimli. Pembe ceket ve pembe etek.
Aslında bir tert var. Tertine çok dikkat etmedim açıkçası. Öyle mi? Vallahi bizim hemen arkadaşlarımız gidiyorlarmış şimdi oraya doğru. Allah'ım yarabbim, sizden. Yanınıza şey de al. Seda ile işini de al. Hadi siz de çıkın o zaman. Hadi bakın bakalım oralara. Ama bak, heyecanlanmayın. O yüzden söylüyorum, benzetmiş olabilirler. Ben iki hanımefendiye de teşekkür ediyorum ama ikisi de aynı yerde anlatıyor. Şimdi Pınar bayağı ayrıntılarıyla anlattığı için onu bağlamak istedim. Çok sizi de... Hepimizden razı olsun. Yani sizi de boş yere ümitlendirmek istemiyorum ama bir bekleyelim bakalım, inşallah odur. İnşallah. Yani eminim şu anda benim gibi yüz binlerce kişi de aynı şeyi diliyordur. İnşallah. Bunalım da biz onu tedavi de ettiririz. Allah evlatlarına bağışlasın inşallah. Ay ben de çok heyecan yaptım. Evet evet yani inşallah. Ya karnıma kelebekler girdi gene. Bağlantısı bile almadık. Mikrofonu nasıl? Efendim canım? Biz bu zamana kadar hiçbir telefon bile almadık Müge Hanım onun hakkında. Dur bakalım. Buraya geldik gittik, buraya geldik gittik, onu bulmasaydık. Ay canım benim sağ ol, dur önce bulalım. Reklamlara girelim. Seçer sen de bekle bakalım, senin de bir eşini bulalım, o ne diyecek? Sen de bekle tabii, şimdi uzaktan da bize de kızıyorsundur. İnsan da birini sevince karşı tarafın ayrıl demesine küfretmek gibi gelir insana, bak. Orada haklısın. Sen seviyorsun şimdi karını. Evet. Biz de sana niye peşine düştün deyince de sen de bize kızıyorsundur. Onun farkındayım. Kızmıyorum, ben size kızmıyorum. Ben kızdım nokta Süleyman Ne o kadar ayrıntılarına girmeyelim. Ben daha ne diyeyim? Ben buna daha ne diyeyim ya? Daha ne konuşayım? Ben bunu başka birine gitse tamam. Amenna. Tut hakimi, tut şeyi, avukatı. Sen yoluna, ben yoluma derim. Bak ama orada sana katılmıyorum. Birisi benden gittikten sonra cehennemin dibi yani. Ya bunu, beter olsun. Bundan zarar görecek bu. Ya gebersin. Sana ne almışım yani? Ya yani kusura bakma hani gebersin derken. Tabii bunu şey olarak söylemiyorum. Mecazi anlamda. Tabir mecazi anlamda söylüyorum. Benden gitmiş. Benden uzak cehenneme direkt. İyi olmasını dilerim ama... Başına da geleceği kendisi. Ya kendisi ne iyi olacak? Vallahi ben iyi olacağım. Vallahi iyi olacağım. Hiç iyi olmasını bilemem. Yok. Çocuk yok, öyle oldu. Gerçekleri konuşalım. Hiç kimse böyle bir durumda. Yok. Diye korkar. Hiç kimse böyle bir durumda iyi olmasını da dilemez. Hayır hayır. Gidecek hayır, de hayır. Yeğeniyle kaçacak, iyi olsun. Yok, ay yok, ona o kadar iyi olması değil. Bakın buradaki endişesi sadece şunu kaçırmamak lazım. Anne ileride çocuklarını almaya kalkarsa... Ve o adamla devam ederse o eve çocuklarını yollama kaygısını da taşıyor. Vermez tabii ki. Muhtemelen. Vermez zaten ki o adamla beraber olduğunu söyledikten sonra. Dünyayı yıkacak. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.